Beni argo bulabilirsiniz, bu cümle olmadı yav diyebilirsiniz ama tam anlamıyla kreatif bir manşet attığımı düşünüyorum. Siyasete gaz veriliyor. Gazı tırnak içinde kullanıyorum. Gaz orada, evet doğal gaz. Rusya, Gazprom, Botaş, Putin, Erdoğan ve ardından da bugün iddia olunan o ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İgdaş'a doğru bir yazı yaklaşıyor. EPDK'dan doğalgaza indirim yapacaksınız. Ben yaptım, sen de vatandaşa İstanbul'a yansıtacaksın. İddia %100 henüz teyidi gelmedi ama anlatmak lazım. İki başlık. Tam anlamıyla siyasete gaz vermek olabilir mi? Çok net. Şimdi ispatlayacağım onu size. Nasıl gaz veriliyor? Putin, Erdoğan. iki iyi dost. Şimdi dış politikada dostluk falan yoktur. Menfaatler vardır diyeceksiniz. Haklısınız. Buyurun menfaat. 20 milyar dolar BOTAŞ'ın bizim enerji daha doğrusu doğalgaz vanamızın sahibi olan devlet kurumu. Onun borcu olduğu söyleniyor. Kime? Gazprom'a. O da Rusların devlet firması. O da Rusya'nın doğal gaz vanasını yöneten marka. Direkt Putin'e bağlı. Peki 20 milyar dolar borç mu? Evet oradan aldığımız doğalgazla ilgili bir bakiye birikmiş. Nasıl hafifleştirerek anlatıyorum ne yapayım? Doğalgaz haberi 20 milyar dolar. Erteleyelim bunu. Erteleyelim bunu diye taleplerde bulunulmuştu. Türkiye'den Rusya'ya ve Erdoğan Putin görüşmelerinin ardından bugün gelen bilgilere göre Türkiye'nin Rusya'ya 20 milyar dolarlık doğalgaz borcunun bir yıl ödemesinin ertelendiği bilgisi geliyor. Bir yıl erteleme. Şimdi düşünsenize bu zor şartlarda bu ekonomik gündemde Türkiye'nin hazinesinden ben istiyorum derse Putin 20 milyar doları ödemek. Devasa bir rakam. Unutmayın Putin'in yaptığı büyük bir iyilik. Neden? E savaşıyor adam. Dünya kadar paraya pula dolara ihtiyacı var. Beğenin beğenmeyin bir savaş. Dolayısıyla dış konjonktürün eğer Avrasya dengesinden bakacaksak Erdoğan'a nasıl bir destek verdiğini açık yüreklilikle görebiliyorsunuz. Putin bu ertelemeye okey dedi. Önemliydi. Ve bir de indirim geliyor. Bugün öğreniyoruz. İşte dış konjonktürün Türkiye lehine duruşu doğru diplomasinin sonuçları. 1000 metreküplük doğalgaz 800 dolardan Rusya'nın fiyatı BOTAŞ'a geliş Türkiye'ye Trakya'dan denizin altından çıkışıyla 600 dolara düşüyor. Ciddi bir indirim bu. Peki bir de müjdeler vardı. 1 trilyon dolarlık Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik hacmi dedik. Birkaç denizde kuyu Karadeniz'de ama Fatih Sondaj gemisinin son bulduğu Çay Cuma 1 ile birlikte Karadeniz'den çıkacak gaz. Bak nasıl seçime etki edebilecek bir Boru hattı diyeyim, metaforik olarak. Nasıl? İşte Karadeniz'den çıkacak gaz Mart ayında Türkiye'de dolaşıma girecek, evinize kombinize gelecek. Onu söyleyebilirim. Bu sürprize de hazırlıklı olun. Ve bomba iddia. Öğleden sonra düştü önümüze yine doğalgaz, yine siyaseti, İstanbul siyasetine... ...İmamoğlu ve çevresindeki o AK Parti-CHP kavgasındaki önemli bir etken... EPDK Türkiye'de enerji piyasasını düzenleyen kurum. Sürpriz bir karar aldığı öne sürülüyor. Öne sürülüyor diyorum çünkü henüz %100 teyit yok fakat kuvvetle muhtemel teyit olacak. İstanbul'da doğalgaza %12 indirimin getirileceği söyleniyor. Bu ne anlama geliyor? Değerli İstanbullum, 1000 lira doğalgaza ödüyorsan %12 indirim gelirse faturan 879 liraya düşecek güzel indirim, iyi indirim. Zam haberi yapmaktan yorulan Ekrem için de benim için de harika bir haber. İndirim haberi yapmak. Ama 71 şehrin gaz dağıtım firmalarına 64 dağıtıcıya da EPDK'dan yazıların gittiği yolda olduğu söyleniyor. Herkes indirecek. Seçim öncesi halkı ferahlatma. Mart Nisan'da sandık gelirse. Kışın doğal gaz faturalarının düşmesi. Çok önemli. Yeni fiyatlandırma 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak ve 3 yıl boyunca da uygulanacak ciddi bir durum. Rusya Türkiye dengesi ve 20 milyarlık 20 milyar dolarlık doğalgaz borcunun ötelenmesi. Ardından İstanbul soruşturma kayyum atanacak iddiaları altında Enerji Bakanlığı EPDK üzerinden İmamoğlu'na İGDAŞ'a doğalgaza indirim yapacaksınız yazısı Birleştirdiniz mi parçaları? Bence birleştirdiniz.